Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kur'an'ın beyanındaki beraat, bu icaz yönünü inceliyorduk. Kur'an muhataplarını irşat ederken yine bu beraat hususiyetini görüyoruz. Evet. En güçlü, en üstün şekilde beyanda bulunuyor. Buna 25. sözde nasıl bir örnek verilmiş? Bunun üzerinde durabilir miyiz? Evet. Burada nazara verilen ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْهِجَارَ وَشَدُّ قَسْوَ bu ayet-i kerime. Evet. Tabi bunu belki biraz açıklamamızda fayda olabilir. İsrailoğulları ile alakalı bir olay anlatılıyor. Bakara sure adını o olaydan alır zaten. Evet. Ve o olayda öldükten sonra dirilmenin örneğini de görüyorlar. Ve yani bir öldürülme olayı var. Birisi mirasına konmak için amcasını öldürüyor. Ama kimin öldürdüğü belli değil. Neticede Allah-u Teala onlara işte bir sığırı boğazlamalarını emrediyor. Fakat onlar işi bayağı yokuşa sürüyorlar. En sonunda yapıyorlar. Ve ondan bir parça ölüye vurulduğunda ölü katilinin kim olduğunu söylüyor. İşte bu olayı görüyorlar İsrailoğulları. Devamı şu. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ sonra sizin kalpleriniz katılaştı. Kasabet peyda etti. مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ bu olayın sonrasında فَهِيَ كَالْهِجَارَ o kalpler taş gibi. اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً hatta taştan daha da katı. Şimdi kalp katılığı taşla örnek olarak verilir. Kalbi taş bağlamış, kalbi taş gibi. Taş kesilmiş. Yani normal bu Türkçe'de de örneğini görebileceğimiz bir ifade. Evet. Ama ayetin devamında bunun açıklaması da yer alıyor. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ taşlardan öylesi vardır ki لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ o taşlardan nehirler fışkırır. Yani kayalıktan su çıkıyor. Koca bir nehir halini alıyor. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ işte bir kısmı da vardır ki parçalanır. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ondan su çıkar. وَاِنَّ مِنْهَا onlardan bir kısmı da vardır ki taşlardan لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah'ın haşyetinden parçalanır. Aşağılara doğru o taşlar düşer. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Burada taşların tabii tesadüfü zannedilen durumlarından Allah-u Teala bize çok büyük bir ders çıkarıyor. Ve işte bir kısım insanların kalpleri taş gibi, hatta taştan daha da katı. Neden? Çünkü taş dediğimiz şeylerden nehirler de çıkıyor. Parçalanıyor, içinden su fışkırıyor. Veya Allah'ın haşyetinden o taşlar paramparça oluyor, yukarıdan aşağıya iniyor. Malum bunların 20. sözde daha ayrıntılı bir şekilde bir açıklaması var. Oraya havale edilmiş zaten. Anlama noktasında belki bir kişiyi söylemekte fayda olur. İşte onlardan bir kısmı vardır ki nehirler onlardan çıkar. Mesela Nil Nehri gibi nehirler veya ülkemizdeki nice nehirler. Bunlar kayalık yerlerden ilk çıkış yerleri oradan. Mesela Nil Nehri Cebel-i Kamer denilen Kamer Dağı çıkış yeri orası. Mesela evet. Türkiye'de İvriz suyu denilen İvriz Nehri. Yani doğrudan kayanın içinden çıktığını insanlar da görüyor Konya Ereğli'de. Ve daha diğer nehirlerin de çıkış yerine bakılsa bir kayalıktır. O kayalıktan böyle oluk oluk su akıyor. Yani burada taşla insan kalbi arasında bir mukayese yapılıyor. Bu nasıl katı bir kalp ki? Taş bile değil. Taş dediğimiz şeyden koca nehirler çıkıyor. Veya parçalanıyor, onun içinden su fışkırıyor. Bu da Hazreti Musa dönemindeki bir olaya işaret gibi. Hazreti Musa Allah'ın emriyle asasını taşa vurduğunda taştan böyle su çıkıyor. 12 ayrı yerden su çıkıyor.
İsrailoğullarına bakan yönüyle değerlendirildiğinde, yani siz veya sizin ecdadınız bu olayı gördü. Beğenmediğiniz taştan bile su çıktı. Ama sizin gözünüzden yaş gelmiyor. Bu olaydan etkilenmediniz. Bu mesaj veriliyor. Ve diğeri de yine Hazreti Musa zamanındaki bir olaya işaret. O taşlardan bir kısmı vardır ki ilahi tecelli karşısında paramparça oluyor. İşte Allah-u Teala dağa Tur'a tecelli ettiğinde dağ paramparça olmuştur. Hazreti Musa baygın yere düşmüştür. O gibi olaylara da bir işaret var. Ve dolayısıyla taştan Kur'an-ı Kerim bu şekilde ders veriyor. Taştan da ancak böyle ders verilir en ileri derecede. Yani kalp katılığından insanları uzaklaştırmak için böyle bu şekilde irşatta bulunuyor, evet. Yönlendiriyor yani. Evet. Evet, Allah razı olsun. Evet, makamı ifham ve ilzam diye bir bahis açmış Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın beyanındaki beraati izah ederken. Evet. Burada Kur'an'ın mucize olduğu noktasında müşrikleri nasıl ilzam ettiğini ifade eden ayet örnek veriliyor. Evet. Bu ayet üzerinde bu konuyu biraz inceleyebilir miyiz? Şimdi malum Kur'an-ı Kerim ilahi kelam, Allah'ın kelamı. Ve Kur'an-ı Kerim bu şekilde insanlara Peygamberimiz aracılığıyla duyurulduğunda gerçekten şaşırdılar. Evet. Düne kadar ümmi olarak bildikleri bir zat onlara duymadıkları şeyleri anlatıyor. Bilmediklerini onlara bildiriyor. İnananlar inandı. Ama inanmayanlar duruma şüpheyle baktılar. Yani acaba kendisi mi böyle şeyler söylüyor? Veya bir yerlerden duyuyor, duyduklarını biraz değerlendirip bize yeni bir şey gibi takdim mi ediyor? Bu şekilde gerek ehli kitaptan gerekse doğrudan Arap müşriklerinden meseleye şüpheyle bakanlar oldu. Ve şüpheyle bakılması da bir derece normal karşılanması gerekir. Şöyle, mesela günümüzde de ben peygamberim diyen bir takım meczuplar çıkıyor. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatemen Nebiyyin, son peygamberdir. Biz nasıl şu an ben peygamberim diye çıkanlara şüpheyle bakıyorsak, o zamanki insanların da bir tepki olmak üzere ya acaba bu kendi sözlerini Allah'a nispet mi ediyor demeleri bir derece normal. Kur'an-ı Kerim keskin beyanatıyla Hazreti Peygamber'in nübüvvetini ispat ediyor. Burada medar-ı bahs olan ayet şu şekilde. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Evet. Eğer kulumuza indirdiğimizden herhangi bir şüphe içindeyseniz haydi onun mislinden bir sure getiriniz. Ve u şuhedaakum min dunillah, Allah'ın dışında şahitlerinizi, yardımcılarınızla çağırınız. İn kuntum sadıkın, eğer sadık iseniz bunu yapınız. Fe illem tef'alu, eğer bunu yapamadınızsa, ve len tef'alu, ki asla yapamayacaksınız. Fettegun nar, öyle bir ateşten sakının ki, ve guduha ennasu vel hicara, onun yakacak maddesi veya tutuşturucu maddesi insanlar ve taşlardır. O iddet lil kafirin, ve kafirler için hazırlanmıştır. Burada çok keskin bir beyanatla Kur'an-ı Kerim'in bir insan sözü olamayacağı ifade ediliyor. Eğer bir şüphe içindeyseniz, yani evet insan şüphe edebilir, bunun delili getiriliyor. Yani şüpheye mahal yoktur. Zira o Allah'ın peygamberidir. Eğer bir insan böyle bir söz söyleyebilir diyorsanız, haydi siz söyleyin. Benzeri şeyleri siz getirin. Ve burada bir sure. Bunun merhale merhale şeklinde açıklayacak olursak, evvelinde Kur'an'ın tamamına bir nazire yapmaları istendi. Kulle in ictema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bimithli hazel Kur'an la ye'tuna bimithlihi velev kana ba'duhum li ba'din zahira. De ki, bütün ins ve cin toplansa, birbirine yardımcı da olsalar, bu Kur'an'ın bir mislini
getiremezler. Birinci merhalede bu. Kur'an'ın tamamı. Kur'an'ın tamamının bir mislini getirin. Haydi bir kitapta siz yazın. Evet. Devamında Aşr-ı Suver 10 sure. Yani Yunus suresinde bu nazara veriliyor. Haydi Kur'an-ı Kerim'in 10 suresini getirin. Tamamını değil de 10 suresinin velev muftereyat, iftira kabilinden de olsa, uydurma şeyler de olsa haydi bir benzerini getirin. Bu denildi. Ve son merhalede de nihai olarak gelen merhalede sadece bir sure. Herhangi bir sure. Uzun kısa fark etmez. Uzun da olabilir, kısa da olabilir. Yani diyelim uzun sure, Bakara en uzun suredir. 286 ayet. Kısa sure, İhlas suresi ve İnna Atayna sureleri. Bu iki sure birer satırlıktır. Birer satırlık bir şey. Bu adeta şuna benzer. Diyelim ki birisinin çok güzel hattı olsa ve çok harika bir şekilde yazsa, evet, veya ressam olsa, Hattat Osman diyelim, çok harika veya çok harika bir şekilde çizse, bu defa oradan bir tanesi dese ki ya senin yaptığın ne ki, elinde kalem var, şöyle yapıyorsun, oluyor. O zaman muhatap şunu demekte haklıdır. Al kalemi, haydi sen yap bakalım der mi? Der. Kur'an-ı Kerim'de mesela bu tarzda bize takdim ediliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in hepsini Hattat Osman gibi yazamayacağımız gibi, evet, bir cümlesini de yazamayız. Gibi, o şekilde. Evet. Çünkü Kur'an'ın her bir suresi de kendi içinde bir bütünlük taşıyor. O surenin bütün Kur'an-ı Kerim'e bakan yönleri var. Bu açıdan baktığımızda onun bir misli getirilemeyecektir. İşte tarih boyunca, başta Asr-ı Saadet Peygamberimiz zamanında bu işe teşebbüs etmeye çalışanlar olmuş. Uygulamada denemeler yapmışlar. Ama bakmışlar ki bu olmuyor. Yani günümüzde anlama babında belki şöyle anlayabiliriz. Bazı şairlerimiz var. Bunların şiirleri çok kaliteli oluyor. İşte Necip Fazıl gibi, Mehmet Sezai Akif, Karakoç gibi, Mehmet Akif gibi. Bir başkası dese ki ya bunların şiirlerine niye bu kadar itibar ediliyor ki? O zaman denir ki sen söyle. Sen bir şeyler söyle. Kamuoyu bunu kabul ederse, güzel karşılarsa onların şiirleri değil senin şiirlerini okunsun. Ama şiirin üstadlarını, şiirin önde gelen pirlerini geçebilmek kolay bir şey de değil. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim bir metin olarak insanların önünde. İşte beyanındaki beraat anlatılıyor ya. Beyanındaki beraat yani üstünlük. Kur'an methettiğinde en güzeliyle methediyor. Zemmettiğinde en etkili bir şekilde zemmediyor. Bir şeye teşvikte bulunduğunda gerçekten bütün rağbetleri oraya doğru yönlendiriyor. Etkili bir şekilde rağbette bulunuyor. Bunun dışında ilzam ettiğinde gerçekten de muhatabı iyi susturuyor. Yani burada ilzam zaten anlatılıyor. Susturmak. Evet, ilzam, susturmak. İfham da benzeri bir manayı ifade eder. Oradaki ifham fehmettirmek değil. Ha ile yazılıyor. Susturmak. Muhatabı delilsiz bırakmak gibi. Yani normal şartlar altında ikna esastır. Mesela birisini bir konuda ikna etmeye çalışırız. Ama ikna etmeye, iknada adam zorlanıyorsa, ikna olmak istemiyorsa bir türlü, bu defa ilzam karşımıza çıkar. O da onu susturmak anlamına gelir. İşte Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul etmeyen, peygamberin peygamberliğini kabul etmeyen veya Kur'an-ı Kerim'deki ne gibi davalar varsa bu davaları kabul etmeyenleri normal şartlar altında iknaya çalışıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de ikna edecek şekilde ispatlar var. Evet. Bazı numunelerini daha önceki sohbetlerde, derslerde görmüştük. Kur'an-ı Kerim davasını ispat ediyor. Ama Kur'an davasını ispat etmekle beraber bir kısım insanlar ben ikna olmadım diyebilir. Bu durumda muannit duruma düşer. İnatçı, göz göre göre kabul etmiyor. Böyle bir konuma gelir. Bu durumda olanları da Kur'an-ı Kerim
ikna değil, ilzam ediyor. Yani onu susturuyor, işini bitiriyor tabiri caizse. Söyleyecek bir şey kalmıyor. Geriye söyleyecek bir şey kalmıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak okunduğunda rahatlıkla görülebilecek bir durum. Kur'an'da ikna var. Kur'an'da ikna olmayanlara aynı zamanda ilzam var. Şöyle bir söz var hocam, yanlış hatırlamıyorsam. Muarızayı bil huruf mümkün değildi. Muvaffak olamadılar. Muharebeyi bil suyufa mecbur oldular diyor. Bu Cahız'ın sözü. Evet. Yani Cahız edebiyatta zirve şahsiyetlerdendir. Üstad Bedir, onu da alarak yani meseleyi naklediyor. Üstad onu naklediyor. Hallediyor sanki. Dolayısıyla harflerle mukabele edemediler. Hakikaten aciz kaldılar. Bu defa kılıçları çekip savaşmaya mecbur kaldılar. Öbürü mesela harflerle mukabele etmek kılıç çekmeye göre çok kolay bir şey. Çok kolay. Görünüyor zaten. Yapamamaları, yani onların aczi Kur'an'ın mucizeliğini ispat etmiş oluyor. Ben bu ilzamla alakalı Kur'an-ı Kerim'den çok örnekler vermek mümkün. Burada zaten birkaç numunesini gördük, değerlendirdik. Bunlardan bir başkası mesela Hazreti İbrahim'le alakalı. Evet. Hazreti İbrahim'i Yahudiler de Hristiyanlar da kabul ederler. Onlar diyorlar ki inne İbrahim ekâne Yahudiyen, yani İbrahim Yahudiydi diyorlar Yahudiler. Hristiyanlar da yok Hristiyandı diyorlar. Kur'an-ı Kerim ilzam babında onlara diyor ki Hazreti İbrahim daha önce yaşamıştı. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Ya bu bir ilzamdır mesela. Yani Hazreti İbrahim'in ne Yahudi ne de Hristiyanlığından söz edilemez. Yani neden? O daha önce yaşamıştı. Evet. Kur'an-ı Kerim devamında efela ta'gilun, aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani İbrahim Yahudiydi yahut Hristiyandı diyeceğinize siz ondan olmaya çalışın. Olsa olsa bu doğru olur. Yoksa onu kendinizden göstermeye çalışmak aklı selimle bağdaşır bir durum değildir. Evet. Bu da bir ilzam örneği olarak değerlendirilebilir. Evet, Allah razı olsun. Evet. Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.